Değerli seyirciler Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin devre arasında her zaman olduğu gibi Erman Toroğlu'yla beraber karşınızdayız. İlk yarıda gol sesi çıkmadı Kadıköy'de. Fenerbahçe 0 Galatasaray 0 e, doğrusunu söylemek gerekirse beklediğimiz gibi bir derbi oluyor. Son yılların hocam Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde öyle çok aman aman bir futbol bol gol pozisyonu falan göremedik. Evet, hani tansiyonu yüksek. Zaten Galatasaray, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray derbileri öyle oluyor. Ne gördünüz? İlk 45 dakikadan hafızanızda ne kaldı? Şöyle bir maç oldu diyebilmek adına. Sana soruyorum şimdi, maçtan evvel ee, Galatasaraylı futbolculara, Fenerli futbolculara, Galatasaray'ın, Fener'in teknik direktörüne ve maçın hakemine, ya gelin biz bu maçı oynamayalım, sıfır sıfır bitsin deseler. Ee, ne kadar çıkar yüz Hep, üzerinden? <laughs> hepsi elini uzatırdı, <laughs> değil mi? Tabi. Fazla Bana öyle geliyor. Fazla bir birimizi yemeyelim, sakatlık da olmasın, kırmızı da olmasın, gelin bu işi her zaman gibi bitirelim derlerdi. Öyle bir maç oluyor. Ha maç ne zaman tatlanacak? Her zaman olduğu gibi bir gol olursa bu maç iyi maç olur. O gözüküyor. Yani hiçbir zaman yani futbolcular yüzde yüze gitmiyorlar. Hep böyle şey yani. Galatasaray biraz daha diklemesine oynuyor. Fenerbahçe 20 dakika sonra onlar da biraz ileriye oynamaya başladılar. Yani pozisyonları yakalıyorlar ama bu orta saha forvetin becerikli değil. Defansların hatalarından yakalıyorlar pozisyonları. %20.6 oranında Fenerbahçe ceza sahası çevresinde, %52 orta alanda, %27.3 oranında da Galatasaray ceza sahası çevresinde geçmiş oyun. Evet, varlara da demişler ki kardeşim çağırmayın. Hakemin gördüğü pozisyonlarda anladığım kadarıyla bir isaret etmesini verelim mi? Bariz pozisyon olursa çağırın gibi laflar etmişler herhalde ki şey karışmıyor. Hiç var karışmadı olaya. Galatasaray kendi yarı sahasının ön bölgesi. Fenerbahçe böyle tam kızaran bir bölge de yok. Biraz evet. kanatlar hatta ağırlıklı olarak kanatlar hocam. Yani şu bölge görüyor musunuz? Bomboş şurası. Evet. Galatasaray'ın sahaya yayılımı hani daha ee, homojen. Fenerbahçe'nin ağırlıklı olarak kanatlar ve şu bölge. Şu bölgede mesela yok. Fenerbahçe'nin. şey toplarını iyi yapıyor tabi. Onlar şey alışmışlar. İki yan bir dik. fazla geri oynamadan ikiyen yan, üç yan bir ileri, iki ileri yapıyorlar. O topları çat çat iyi yapıyorlar. Alışmışlar onlar. O pozisyonları iyi yapıyorlar. Fener onları henüz yapamadı. Ee, bir kontra atak pozisyonuna geldiler. Soldan. Onda da offside'de zaten yani. İnanılır şekilde bir kötü vurdu oyuncu. Bir iki Üstten tane Mustara kurtarışı var hocam. Şöyle bir bakıyorum. 4-3'lü tamam, var. Mustafa nın, Mustafa nın bir korner topunu inanılmaz çıkarttı. Samatlı'nın kafa vuruşu. Sen, evet. Mi? Çok yakından. Yani şeyi hatırladım onu çıkarınca. E, Taferelin çıkarttığı pozisyonu hatırladık şeyde hmm. Kopenhag'da. Evet. Ya çok yakın pozisyon. Ona çok benzer yakından pozisyon. yakından Çıkarttı hocam. Çok Şöyle yakınlaştı. bir şey evet. yaptı. Sağ bu, elinden çıkarttı. Diğer bu koluyla hani hamle yaptığı kol biraz da bu taraftaydı. Bununla çıkarttı. Evet. Kolay da değil. İyi yani iyi çıkarttı hocam. Evet. İyi çıkarttı. E, dört şutu var Fenerbahçe'nin değerli izleyenleri ilk yarıda ikisi isabetli. Galatasaray'ın iki şutu var. E, isabetli Fenerbahçe kalesini e, çerçeveyi tutan şutu yok. Ee, engellenen şut bir şutu Galatasaray savunması engellemiş. Şut pasları da üçer tane. Rakip ceza sahasına girme oranlarını da maçtan sonra e, ilk yarı, ikinci yarı toplamda bakarız. Daha fazla toplu oynayan %59'a 41 Galatasaray hocam. Şu Pas isabetleri ikisinin de aynı. %82 oranında. Ama bu istatistiklerin neticesinde hani kale önü zenginliği ne kadar var derseniz işte Yok. iki tane isabetli <laughs> şut var maçta. Ee, oh. Yani Galatasaray'ın ilk yarıda isabetli şutu yok ama top Galatasaray'da daha çok. Fenerbahçe'nin iki tane isabetli şutu var. Bunlardan birisi bayağı önemli bir pozisyondu. Oh. Yani şu 15 dakikayı dolduramıyoruz. Cüneyt Çakır için bir şeyler söyler misiniz? Cüneyt Çakır enteresan. Yani böyle çok sakin, kendine güvenli, özgüveni yüksek bir e, vücut dili sergiliyor. Futbolcular da öyle böyle bir iki itiraz eder gibi oldular bazı pozisyonlarda. Sonra o vücut dili karşısında onlar da bir frene bastı. Şey yaptı mesela bir iki yerde konuşmakta fayda var. Çok fazla konuşmak iyi değil de. Ya yani bir iki yerde konuşacaksın fazla da uzatmayacaksın. Bence kartları doğru kullandı. Şöyle bir bakıyorum kaç kart var? Ee, hemen bakıyorum hocam kaç kart var? Ee, ilk yarıda faillere bakıyorum. 11'e 14 faul var. Kartları da bir getirebilir miyiz arkadaşlar? Ben hemen göremedim verilerin arasında uzaktan. Ee, bu arada şeyi söylediler. Ee, Fenerbahçe rakip ceza sahasında 8 kez topla buluşmuş. Galatasaray rakip ceza sahasında 10 kez topla buluşmuş. Öyle bir bilgi de verdi arkadaşlar. Kartları da bir lütfen gelsin. Şimdi kartlar da geliyor. İki kart var. Bir tanesi Mert Hakan, diğeri Saratçı e, de doğru kart. Hatırlıyorum. Evet. İkisi de doğru kart. Hatta bir iki tane verir misin, vermez misin? Es geçti ki bence doğru yaptı. Yani kartları hemen böyle tık tık kullandığın zaman futbolcuyu da maçı da kötü pozisyona sokuyorsun. Kendini de kötü pozisyona sokuyorsun. Nasıl olsa futbolcu senin kucağında oynuyor. Yani öyle vereyim mi vermeyeyim mi vermeyeceksin. Sarılar çok önemli çünkü kırmızılar değil. Sarı verdiği zaman aynı aynı pozisyonda sarıyı ikinci yapman lazım. Fakat ikinciyi yapamıyor çok hakem. Onun için de kartları biraz cimri kullanmak lazım. İlk 45 dakikada evet. ama futbolcular da çok i̇yi kötü niyetli değil olacağım, hocam değil mi? Hayır. Hayır hayır. Değildi. Mesela Dongun bir şeyden pozisyonu var. Mesela foul yaptı Donga. Dong şöyle bir kalktı. Başından beri yani özür dilerim ya filan dedi. Dong orada uzattı bir şey de diyemedi. Evet. Ama iyi pozisyonlar var. Mesela Muslera Kaleci Altay'a şey e, Ozan'a sarıldı mesela. çok güzel görüntü. Çok güzel, güzel pozisyon Maçın beğendim. ilk yarısının bence ben kapta. çok görüntüsü o iki kaptan. Maç başlarken bir çok görüntüleri iyi. var. Çok güzel görüntü. Yani bunlar aslında sık sık verip göstermek de lazım millete. Yani yumuşatıyor bunlar. İnsanları da yumuşatıyor. Hocam bir iki tane tabii e, takım oyununda konuşacağımız pozisyonlar da var ama e, onlara daha detaylı bir şekilde takım oyununda bakacağız. İki e, iki takım adına da hani e, daha e, ayrıntılı incelemek gereken hakem kararı açısından şöyle kafanızda aklınıza bir sence yerden. sence bence var. Bir iki tane var, var değil mi? Var sence bence var. Var. Var hocam. Ee, sence bence var ama yani tam mı? Hani net bu böyle bu, diyemeyeceğim iki pozisyon var. Gri pozisyon Gri dediğimiz var hani. E, bugün yeniler de e, sahnede tabii Fenerbahçe'de e, Osay Samuel Zalai işte Galatasaray'da e, şey Muhammed oynuyor Mustafa Muhammed oynuyor. Yalnız Mustafa Onye geçen Kuru, maçta var hani diyemiyorum. Bu Mustafa Mustafa mı Mustafa mı? Mu? Mustafa Muhammed. Mustafa hocam Mustafa bizim Mustafa. için. Ondan sonra geçen maç biraz şey gibi geldi fakat bu maçta bakıyorum çok çalışıyor, geliyor, gidiyor ve ağır da değil o kadar yani. Değil, değil mi? Mesela bir sol aşağı top attılar. Aradan bayağı bastı yani kilometreye. Bileği de düzgün hocam. Evet. Hırsı da bitip şey yani sanki faydalı olacak gibi gözüküyor. Ama tabii fizik olarak filan herhalde nasıl bilmiyorum onun tabii. Bir de yeni tabii bir takım abi. Oradaki antrenman temposu yeni nasıl bir takım. takım yeni. Hocam yemekler bile yeni. Yani bir yerden bir ülkeden diğerine gidiyorsunuz. Çok kolay bir şey değil. Ben, o... Mısır, ben Mısır'a gitmedim yemekler nasıl acaba? Sen gittin mi? Ben de gitmedim Aynen. hocam. Şey, e, ben Fas'a gitmiştim. Bilmiyorum ne kadar aynıdır. Çok hani benzer mi ama tabii baharat ağırlıklı. E, baharatları çok yoğun kullanıyorlar bize e, göre bile. Mi? Daha bizim farklı baharatlar onun hocam. E. Enteresan. Yani bizim bildiğimiz baharatlar da var. Onun tabii dışında yani öyle daha farklı yemeklere alışacak, şey alışacak tabii insanlar kolay değil abi. Yatağı değiştiriyorsun, uyuyamıyorsun ya 3 hafta 5 hafta ülke değiştirmek. Mustafa Muhammed'in 7 ikili mücadeleye girmiş. Dördünü kazanmış hocam. Mustafa Muhammed. Ee, yani e, ilk 45 dakika performansını olumlu buldu. Evet. Yani çalışması malışması Bir iyi de geliyor gidiyor. O say Samuel'e bakabilir miyiz? Arkadaşlar lütfen. Hemen Bright Samuel. Samuel. 12 ikili mücadeleye girmiş. Pas isabeti %89. Dördünü kazanmış o ikili mücadelelerin. Üçte birini kazanabilmiş. Bir tane şutu var. O da isabetli değil. %89 isabet oranı. Ama ikili mücadelelerde üçte bir. Kolay değil hocam. Değil. Yani şimdi Samuel içinde, Osay Samuel içinde, Mustafa Muhammed içinde bir şey söylerken temkinli olmak lazım herhalde hocam. Yani daha dün bir, bugün iki. En az. Uca... En az bir 6-7 hafta lazım ya. En az. En az yani takım alışacak sağlar, çevre o kadar şey ki. Zalay Fenerbahçe'de tabi bilemiyorum sizin bölgeniz hocam aslında orijinal bölgeniz diyeyim ya da siz forvetle oynadığınız ama e, Zalay sanki böyle hemen ya ben sanki burada 40 yıldır oynuyorum tarzı bir evet, rahat görüntüye oynuyor. döndü. Rahat oynuyor ama Serdar gene kontrolsüz. Evet. Yani Serdar her an bir şey yapabilecek pozisyonda oynuyor. Bir türlü halledemedi işini. Ve yani sakatlanacak pozisyonlara da giriyor. Hem rakibini hem kendini. Kontrolsüz oynuyor. Yani stoperde her an bir şey yapabilir diyorsun. Yani yüzde yüz güvenemiyorsun Serdar'a. Evet, Çok iyi işler yapıyor. Öyle bir iş yapıyor ki bütün yaptıklarını batırıyor. Evet. Güvenemiyorsun ya. Yani. Kart almasına güvenemiyorsun. Ya dan diye bir iş yapıyor. Hiç. Alakasız Mesela bak zala diyorsun cin gibi. Oyun şekli filan akıllı oynayabiliyor. Garanti için. Tabii. Hemen fark ediyor. Hocam. Değil mi? Görüyorsun hemen fark ediyor. Hakikaten öyle. Ki daha 22 yaşında. Ee, bir de bir şey dikkatimi çekti. Savunmadan çıkarken biraz riskli paslaşmalar yapıyor. Her iki takımda yapıyor i̇ki bunu. Takım da yapıyor. Ee, Galatasaray kendine fazla güveniyor yapıyor. Fenerbahçe biraz daha yapmadı onları. Biraz daha şey çıktı. Özellikle Donkun o bölgede, Berhan'da Donk Taylan, o, Markao o bölgede biraz daha fazla. Kaleci Altay bir yan topta büyük hata yaptı. Allah'tan hakem makam foul mol filan gitti. O tip geldiğin zaman vuracaksın. Sakatlanma, çıktı sakatlanma olasılığı donk da yüksek. çıktılar. İkisi de topa çıktılar. Hakem foul verdi orada. Şey vurdu ama ucu ucuna vurdu. Yani donk vursa o boşa vuracak bu sefer. Kendi oyuncusuna çarpıyor abi halbuki evet. sanki değil mi? He evet. Yani bilmiyorum. Bakacağız onlar. Ee, Samat da çok fazla topla buluşamadı ama bir tane buluştuğu pozisyon var. Çok net, gollük bir e, kafa vuruşu işte. Bahsettiğimiz Muslera'nın çıkarttığı top. Bir de ilk maçın hemen başında bir üstünden aşırdı. Sağ tarafta kare sahası içinde. Evet ya. Penaltı noktası arkadaşı, var. arkadaşı vardı vermedi. Oradan vurmaya kalktı ki iyi iş yaptı orada. İyi iş yaptı. Orada Muslera da iyi iş yapmadı. Muslera çıktı kontrolsüz. Hatalı mı çıktı Hatalı hocam? Hatalı çıktı. Değil mi? Orada ya çıkacaksın, işi bitireceksin, alacaksın ya da çıkmayacaksın hocam. Kaleci, son adamsın. Galatasaray'da oyuncular kaleye falan geçtiler ama kaleye vurmasa arkadaşına pas gol pozisyonu böyle. Tabii. 5 ikili mücadelenin üçünü kazanmış Samat'ta. %89 e, pas isabeti var. E, bir de hücum aksiyonlarına bakalım. 2 şut atmış, birisi kaleye şut, e, tutmuş. O e, az önce söylediğimiz Bussera'nın son anda çıkarttığı bir kafa vuruşu var. Ön direkte o gerçekten etkili pozisyondu Belki de ilk yarının en önemli pozisyonuydu herhalde evet. öyle değil mi hocam? Evet. Ee, üç de çalımı var. Ee, adam eksilttiği pozisyon var. Ee, iki teknik adam adına ikinci yarıda nasıl hamleler gelebilir? Bakıyorum Harun, Lemos, Sisse, Ferdi, Sadık, Tiam, Sinan Gümüş, kadroda Filip Novak, Mesut Özil, Gökhan Gönül. Hocam bir Mesut Özil... Hamlesi bekler misiniz? Tiyam olabilir mi? Ya da orta alanda bir destek olabilecek bir oyuncu gelir mi? Diğer tarafta Okan Babel. E, son haftaların formda ismi. Halil İbrahim, e, Halil Dervişoğlu var. Etebo var. <laughs> Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba. Yeddin Yeni Transay kenarda. Luindama, Emre Taşdemir. şey söyleyeceğim. Ee, geçen seneden beri yani Trabzon'dan beri Sosa'yı dikkatle izliyorum o Beşiktaş'taki Sosa da yok. Trabzon'un ilk zamandaki Sosa da yok. Geçen sene Sosa hep düşüşteydi. Ve bu sene hala Sosa yok mesela. İlk yarı ben Sosa'nın Sosa bu takımda olaya el er koyması lazım. Ama Sosa'yı gördün mü bilmiyorum. Yok hocam. Oynadığını ben suratını 20-25. dakikada mı ne gördüm? E o zaman Sosa bu haldeyse e al şeyi. Nasıl olacak bu iş? Al şeyi e söyle. Mesut'u mu? Mesut'u. 8'e yani, kimi koyacak? Hakan'ı mı? Mert Hakan'ı mı çekecek oraya? E, yapacak. Bir şey yapması lazım. İşte onu diyorum ya ben size, yani Kim ne yapacaklar? Çünkü Mesut'u soktuğun zaman sosyal alacaksın herhalde. Hocam Başka şimdi şansın yok. ne çıkıyor burada ama? Bu kadar oyuncu var. Gustavo olmayınca 6-8'de sıkıntı zor. var işte. Tabii. Gustavo. Yani bu takımda önce Gustavo yazılıyor. Yazılması lazım. Sonra yanında diğerlerinin konması lazım. Olmayınca yokluğu çok var ediliyor. Hani bazı oyuncu vardır hocam mesela Gustavo gibi yok olunca fark edersin. Yok olmadığı zaman, oynadığı zaman zaten iyi olur. Bazı oyuncu vardır. Hiç fark etmezsin. Oynamadığı zaman fark edersin. Evet. Ama Mustafa, şey Gustavo öyle değil. Gustavo yani her zaman fark edilen bir oyuncu. Öyle hocam. Ya yani bazı oyuncu vardır. standart oynar. 6-7 oynar. Oynar oynar. Ne zaman oynamaz? <laughs> ya dersin bu adam çok faydalıymış olduğu evet. yerde. Ama Gustavo öyle değil. Gustavo her şey ile takımı çeviriyor. İlk Fenerbahçe'de Gustavo'yu yazarsın Evet. Bence? Evet, orada yani Galatasaray'da ya, Muslera'yı yazarım. yazarım gibi. Ondan sonra doldururum etrafı. Çok net. Hakikaten Bak Mesut öyle. da gelse Gustavo'yu yazarım. Bak. çünkü Mesut'un rahat oynaması için Gustavo'nun olması lazım. Mesut'un rahat iş yapması için. Dolayısıyla Fenerbahçe onun yokluğunu arıyor. Bakalım ikinci yarıda ilk hamleyi kimden bekliyorsunuz? Sence kim yapar? Fatih. Sence Fenerbahçe Yapar Fener gibi yap, yapar gibi geliyor bir hamle yapayım maç alayım diye Fatih bekler biraz daha Gülme 60. geliyor 60, 60 o zaten 60 da seviyor seviyor hocam bekler o da bekler o tabi şey alır ne o babel mi M2 babel şey mi? var orada hazır hani bu tip hazır. maçlarda da iş yapar babel bu tip üst düzey maçlarda ilk kullanacağı adamlardan biri de odur muhakkak ha, ondan sonra ne yapar Emre Akbaba var. Bir türlü halledemedi. Emre Taşdemir var. Biraz sol tarafı kullanıyor Galatasaray'ın savunmasının sol tarafını Fenerbahçe ama Saratçı sarı kartlı. Mert Hakan da mesela burada sarı kartlı. O da tehlikede. Öyle mesela Arda fazla bir şey yapmıyor dikkat edersen. Zaten Arda ile Belhan olduğu zaman ikisi bir iş yapıyorlar. Yani benim görüşüm. Arda ile Belhan da bir elmanın iki yarısı. Yani birinden biri sağda fazla bence. Yani orada başka birisinin olması daha iyi olur. Ki evet. Belhan da biraz daha gayretli. Arda da ama Arda gitmiyor. Arda gitmiyor. Yani sırtıyor Gitmiyor. Alıyor evet. veriyor topu ama öyle olmuyor işte işler. Mesela o şeye bakıyorum. Antalyalı göbeği çatladı. Vallahi. Emre Kılıç da öyle. Orada her çok yere çalışıyor. her yere koşmaya, İkisi, yeri kapatmaya çalışıyor. Çok çalışıyorlar. Evet. Evet yani hocam. Ikisinin çalışmasına diğer ikisine bakıyorsun ya yani o şek, o istek, o hırs yok ikisinde. Galatasaray çıktı e, sahaya. Fenerbahçeli futbolcular da geldi. Benim görebildiğim kadarıyla bir değişiklik yok. Şöyle bir son kez bakıyorum. Evet ikinci yarı başlamak üzere bir sözü skorboarda bırakacağız. Skorboardun ardından Takım oyunu için randevu verelim efendim. Aspor'dan ayrılmayın.